Efendim, her zaman olduğu gibi bir numaralı grafiğimizle başlıyoruz. Bir numaralı grafiğimiz Borsa İstanbul. Hisse senedi yatırımcısı zaten bir hafta boyunca bu ekranı bekliyor. Hocam diyor, gayet güzel. 8.740'ı gördük. Evet. Bunun üstüne çıktık. 9.400'ü de kırdık artık. Güzel. Bir ivme yakaladı. Hisseler para kazandırmaya başladı. Harika bir olay. Peki devamı gelecek mi? Bakın, burada önemli bir direncimiz var. 9.822. Az önce açılışta dedik ki özellikle bizim bölgemiz açısından güney sınırımızda, biz de güney bölgesindeki bir iliz biliyorsunuz. Çeşitli sıkıntılar başladı yeniden Suriye'deki iç savaşla birlikte, işte Halep'te. Ve bununla beraber Türkiye'de ne yazık ki, yani istemeyerek de olsa buna müdahil olmak zorunda kalıyor belli alanlarda. Bu nedenle bizim borsamızda özellikle bu hafta çok ama çok dikkatli olunmalı. 9.822 direnç bölgesi biraz bahane edilerek biraz borsada yatay yatay negatif, hatta negatif günler yaşayabiliriz. Eğer hisse senetlerinizde kârdaysanız ve elinizde hala alabilme imkanınız varsa yeni alım için acele etmeyin. Kârda olduğunuz pozisyonlarda belli oranlarda her zaman olduğumuz gibi kademeli satış yöntemiyle pozisyonlarınızı efendim ne yapabilirsiniz? Kapatabilirsiniz. Tabii söylediğimiz bu şey yatırım tavsiyesi değildir. Teknik anlamda bakacak olursak hala al konumunda ve pozitif. Bakın burada bir sorun yok. Sadece haber bazlı ve teknik manada direnç olarak konuşuyoruz. Yoksa onun dışında yani şu tabloya bakılacak olursak satılacak bir durum yok. Sadece nedir? Efendim kuvvetli direnç bölgesine yakınlaştık artık. 9.822, çünkü bunun üzerinde artık direncimiz neredeyse yok denecek kadar bir durumdayız. 9.822'ye yaklaştık. Özellikle hisse senedi piyasasında biraz temkinli olmak lazım bu saatten itibaren. Burada bizim için 9.285 bölgesi önemli bir bölge. Tabii hala 9.400'ün altında. Dolayısıyla bu hafta 9.400 bölgesi test edilebilir. Yatırım tavsiyesi olmadan bunu ne yapmış olalım efendim? Sizlere söylemiş olalım. Özellikle bu hafta dediğim gibi dikkatli olacağız. Zaten hafta boyunca neredeyse yatay bir piyasayı karşılamış olduk. Hatta iki gün boyunca neredeyse başladığı yerde kapattı Borsa İstanbul. Yani şuradan almış olduğu trendi yavaş yavaş bir trend bozulumu olmadan aşağı yönlü getirebilir. Peki 9400'e gelirse bu trend bozulmuş olur mu? Hemen sorunuza cevap vereyim. Eğer pazartesi, salı ve çarşamba günü 9400'ü test etmez, perşembe günü test edersek bozulmuş olmaz. Teknik anlamda söylüyorum. Hadi çarşambayı biraz aradan çıkaralım. Ama pazartesi, salı aşağı gelecek olursa ve gün kapanışını bu bölgenin altında yapacak olursa, negatif senaryodan bahsediyoruz. İşte o zaman biz yükselen trendimizi ne yazık ki yeniden bozmuş olabiliriz. Yeniden bir trend oluşur mu onu izleyip göreceğiz. Ama başlattığımız şu trendin bozulduğunu ne yazık ki efendim görmüş ve test etmiş oluruz. Bunu da söylemiş olalım hisse senedi piyasası için. Zaten şu anda Borsa İstanbul'la ilgili söyleyecek çok da bir şey yok. Küçük bir gap boşluğumuz var. Belki burası kapatılmak istenebilir. Onu da zaten hafta içerisinde göreceğiz.